Selamlar, ben Nurgül, kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim süt kremasından tereyağı elde edeceğiz arkadaşlar. Hem de çok farklı bir yöntemde. Daha önceden süt kremasından tereyağı yaptınız mı? Yaptıysanız nasıl yaptınız? Sizleri yorum kısmına bekliyorum. Ben bu kez arkadaşlar yoğurt mayalar gibi süt kremasını mayaladım. O şekilde tereyağımı elde ettim. Nasıl yaptım? Baştan sona kadar sizlere tarifimi anlatacağım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ayrıca videomu beğenip paylaşmayı, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Bana vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve hemen tarifimizin yapılışına geçiyoruz. 1 litre süt kreması kullandım arkadaşlar. Bu şekilde hazır satılan süt kremalarından kullandım ben. Eğer sizler imkanınız varsa çiftçilerden satılan o süt kremalarından alabilirsiniz. Tencereye almış olduğum 1 litre kremayı ocağa koydum ve altını açtım, ısıtmaya bıraktım. Bir de derece koydum içerisine. 55 derece olduktan sonra bu şekilde yoğurt mayalar gibi mayalayacağım. Mayalamak için de hazır satılan yoğurt mayası aldım arkadaşlar. Eğer sizlerde kendi yaptığınız mayanız varsa onu kullanabilirsiniz. Ha diyeceksiniz ki Nur Hanım, 1 litreye bu fazla değil mi diyeceksiniz. Evet, fazla gelebilir ama sizler isterseniz bir tatlı kaşık ya da bir yemek kaşığından yapabilirsiniz. Çünkü ben daha öncesinden bir yemek kaşığı ile mayaladığımda, yoğurt mayaladığımda bir türlü tutturamadığım için bu kutunun tamamını 1 litrede kullanıyorum. O şekilde çok da güzel yoğurdum tutuyor. Bunun için tereyağı yapacağım da aynı yöntemi, bu işlemi uyguladım arkadaşlar. Evet, kremamı kaynatmadım, sadece ısıttım. 55 dereceye geldikten sonra aynen yoğurt mayalama ısısı gibi serçe parmağınızla bu ısıyı kontrol edebilirsiniz, dereceniz yoksa. Yoğurt mayasını süt kreması ile birlikte ısısını dengeleştirdim. Sonrasında tencereye ekleyip güzelce karıştırdım. Artık mayalamak için hazır. Üzerine bu şekilde tahta kaşıklar koydum arkadaşlar. Kapak kapatmıyorum, buhar yapmasın diye. Daha sonra temiz bir havlu örttüm, kapattım üzerine. Bu şekilde de altını üstünü güzelce kapattım ve en sonunda battaniye serdim arkadaşlar, örttüm. Bu şekilde 6-8 saat arası aynen yoğurt mayalar gibi bekletiyoruz. Bu işlemi dilerseniz fırında da yapabilirsiniz. Şu anda malum hepimizin evlerinde sobalar, kaloriferler yanıyor. Ben de ev sıcak olduğu için sobaya yakın masanın üzerine koyup o şekilde kremamı yoğurt mayalar gibi mayaladım. Evet. Mayaladıktan sonra arkadaşlar tekrardan buzdolabına kaldırıyorum. Bir 5-6 saatte buzdolabında soğuma aşamasını yaptım ve sonrasında gördüğünüz gibi taş gibi kremam yoğurt gibi mayalandı. Şimdi ne yapacağım? Bunu mikser kabıma alıyorum. Dilerseniz bu işlemi elinizle yapabilirsiniz ama elinizle biraz uzun sürebileceği için ben bu işlemi mikserde yaptım arkadaşlar. Mikseriniz yoksa el blender ile de yapabilirsiniz. Ben mutfak şefi ile bu işlemi yaptım. Daha önceden de sade süt kremasından da canlı yayında tereyağı elde etmiştik. Hiç mayalama işlemi yapmadan arkadaşlar. Dilerseniz mayalama işlemi yapmadan da direkt olarak süt kremasından tereyağı elde edebilirsiniz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Süt kremasını mikser kabınıza boşaltıyorsunuz ve aynen bu şekilde çalıştırıyorsunuz. Yaklaşık 8-10 dakika içerisinde tereyağımız oluşacaktır. Evet, bu şekilde çırpıyoruz arkadaşlar. Sizlere tavsiye ederim, eğer yüksek ayarda çırpacaksanız mutlaka bir kapak kapatın ya da böyle bir üzerine poşet veya jelatin folyo ile kapatmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben derecesini hızlandırdığımda oldukça etrafa atıladı. Bu şekilde kapattım ben de. Kapağını bulamadığım için bu şekilde kapatarak
etrafa sıçramasını engellemiş oldum. Yaklaşık arkadaşlar bir 10 dakika sonra kremamı elde etmiş oldum. Burada da gördüğünüz gibi bütün tereyağım tele toplandı. Şimdi yıkama işlemini yapacağız. Yıkama işlemi yapmadan arkadaşlar bir tasın içerisine soğuk su ayarlayın. Bir de varsa buz ayarlayın. Elde etmiş olduğumuz kremayı ben bu şekilde bir tasın içerisine aldım. Her parçasını alıyorum. Evet, tereyağımız artık hazır. Şimdi yıkama işlemini yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde kabımı aldıktan sonra elimle böyle bastırıyorum. İçindeki suyunu, kremasını çıkartıyorum. Ve çıkan kremayı da atmıyoruz. Daha sonrasında güzel bir poğaça, börek, pizza, ekmek yapacağım arkadaşlar. Hamur yapacağım yani. Evet. Soğuk su ve buz ekliyorum içerisine. Bu şekilde içindeki suyu ve kremasını çıkartıyorum. Daha çabuk toparlanmasını sağlıyor soğuk su ve buz. Bunu birkaç sefer uyguladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içindeki sütler çıktı. Suyun rengi de zaten oldukça bulandı. Bu işlemi, yıkama işlemini tekrar yapacağım. Evet. Tekrardan yıkıyorum. Ve ikinci yıkama da artık benim için yeterliydi arkadaşlar. Çünkü içinde süt çok çıkmadı ve suyumuzun rengi de aşırı derecede bulanmadı. Benim için yeterliydi. Bu şekilde yıkayıp içindeki o fazla sütünü de çıkardıktan sonra artık tartma işlemi yapacağım. Sonrasında lezzetlendireceğim. Gerçekten lezzeti inanılmaz güzel arkadaşlar. Dışarıdaki aldığımız o tereyağı ile evde yapmış olduğumuz bu tereyağı arasında dağlar kadar lezzet farkı var. Bir de bu şekilde tereyağınızı yapmanızı tavsiye ederim. Kahvaltılarda müthiş oluyor. Evet, gördüğünüz gibi 300 gram tereyağı elde etmiş oldum. 1 litre sütten, yani süt kremasından 300 gram tereyağı elde ettim. Şimdi bunu lezzetlendireceğim. Biraz tuz ve çörek otu ile. Dilerseniz biberle yapabilirsiniz, dereotlu yapabilirsiniz, dilediğiniz gibi toplar yapabilirsiniz. Farklı lezzetlerde tereyağını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar kahvaltılık olarak. Harika. Gerçekten tam bir terapi gibi. Durmadan oynayabilirdim bu şekilde. Çok da güzel oldu. Evet, tuz ve çörek otu ile lezzetlendiriyorum. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Damak tadına göre tereyağını lezzetlendirebilirsiniz. Dilerseniz tuzlu yapabilirsiniz. Dilerseniz tuzsuz yapabilirsiniz. Tuzsuz yaparsanız tatlı gibi tatlılarda kullanabilirsiniz. Eğer tuzlu yaparsanız kahvaltıda kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Tabii ki yemeklerde de kullanabilirsiniz. Ama ben bu tereyağını sadece sırf kahvaltıda yemek için yaptım. Yemeklerimde kullanmayacağım. Yemeklerde kullanmak için satın aldığım tereyağını kullanıyorum. Evet, bu şekilde çörek otunu ve tuzunu ekledikten sonra güzelce harmanladım, karıştırdım tekrardan. Sonra streç folyeye sarıp şekil verdim. O şekilde dolaba koydum ve bizler afiyetle tükettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi diyeceksiniz ki Nur Hanım neden süt kremasını yoğurt mayalar gibi mayaladığınızda o şekilde tereyağı elde ettiniz? Evet, sebebini açıklıyorum arkadaşlar. Aslında 300 gram tereyağı değil de benim beklediğim 600-700 gram kadar tereyağı olacaktı. Sanırım tahmin ettiğim gibi olmadı. Çünkü hazır krema kullandığım için eğer sizler çiftlikten alırsanız kremayı o şekilde denerseniz yaklaşık 1 litre kremadan aşağı yukarı 600-700 gram kadar tereyağı elde edebilirsiniz.
Çünkü uygulayan çiftlikten alıp uygulayan arkadaşlar 4 kilodan 3,5 kilo tereyağı elde ettiklerini söylüyorlar. Bu nedenden dolayı da ben hazır kremayla denedim arkadaşlar. Ben de 1 litre kremadan 300 gram tereyağı elde etmiş oldum. Denedim ve sonucunu sizlerle paylaştım. Eğer sizler de denerseniz sonucunu benimle paylaşırsanız, bizlerle paylaşırsanız mutlu olurum. Evet. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.